yapmadıysak haftalık grup toplantımızı başlatacağım. Değerli konuklarımız, bugün grup toplantımıza katılan değerli milletvekili arkadaşlarım. Haftalık grup toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Aramızda SYKP eş başkanı, partimizin önemli bileşenlerinden SYKP eş başkanı Tülay Atimoğulları var. Hoş geldiniz diyoruz kendisine. İzmir'den hepimizin yüz akı, toplumumuzun vicdanı, Aksaçlılar, Barış anneleri ve Cumartesi anneleri aramızda. Onlara da içtenlikle hoş geldiniz diyoruz. Manisa İl Teşkilatımızdan DVP'den arkadaşlarımız, Manisa HDP'den il ilçe teşkilatları aramızda, Kesk'ten SES, BES, Eğitimsen ve Tümbelsen'den kadın arkadaşlarımız aramızda. Hepsine hoş geldiniz diyoruz. Grup toplantımızı onurla diliyorum. Ayrıca Demokratik Alevi Derneği Ankara Şubesi'nden arkadaşlarımız aramızda. Tüm misafirlerimize, arkadaşlarımıza grup toplantımızı onurlandırdıkları için içtenlikle teşekkür ediyorum. Değerli misafirlerimiz, meclisin yasakçı zihniyeti karşısında içeri giremeyen arkadaşlarımız, yoldaşlarımız var. Maalesef bu yasakçı zihniyet kararları gereği KES Kadın Sekreteri Gülistan Atasoy, JINHA'dan gelen kadın basın emekçisi arkadaşlarımız, AKADER'den gelen konuklarımız bugün içeri alınmadılar. Buradan meclisin bu yasakçı zihniyetini grup olarak kınadığımızı belirtiyor. Gelmeye çalışan arkadaşlarımıza da dayanışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, dün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ydü. Bugün ise 12 yaşındaki küçük körpe bedenine 13 kurşun sıkılarak katledilen Uğur Kaymaz'ın ölüm yıl dönümü. Uğurları, Ceydanları, Cemileleri ve onların şahsında tüm çocukları. Bu dünyada, bu dünyayı daha yaşanılabilir bir yer yapma sözü ile içtenlikle bir daha rahmetle, özlemle anıyoruz. Bizim için bu mücadele çocuk evliliği, çocuk işçiliği ve çocuk mahkumlar kalmayıncaya kadar devam edecektir. Değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli konuklarımız, bugün haftalık grup toplantısında konuşmasını yapmak üzere değerli eş genel başkanımız Sayın Serpil Kemalbay'ı davet ediyorum. Merhaba değerli arkadaşlar, değerli yoldaşlarım, değerli misafirlerimiz, barış anneleri, cumartesi anneleri, emek meslek örgütlerinden temsilciler, siyasi parti temsilcileri, değerli milletvekillerimiz. Hepiniz hoş geldiniz. Humbihar Hatın, Sersera, Serçeva Hatın. Önümüzde 25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü var ve bugün daha çok gündemimizi kadın gündemi olarak planladık. Bu gündemlere kadın gündemi ve tabii ki şu anda tartışılan gündemler de. Bu gündeme başlarken bu parlamentonun tek eş genel başkanı olan sevgili Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düşürülmesi, eş başkanlığının düşürülmesini hatırlayarak buradan sevgili Figen Yüksekdağ'a sevgilerimizi, selamlarımızı göndererek başlamak istiyorum. Selam olsun onun dört duvar arasındaki bütün Türkiye coğrafyasına ulaşan mücadelesine, direnişine ve dayanışmasına. Hepimize güç veriyor, güç katıyor. Nuriye cezaevlerinde dimdik duran arkadaşlarımız, yoldaşlarımız, Figen yoldaşımız da Nuriye'ye bir mektup gönderdi ve onun haklı direnişiyle dayanışma gösterdi.
Ve tabii bu gündeme başlarken Seher'i de buradan anmak istiyorum. Seher, sevgili eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş'ın yazdığı bir kitap. İçinde kadına yönelik şiddet, çocuklara yönelik şiddet, devlet şiddeti, erkek şiddeti, toplumun bütün sorunlarına dair hikayeler var ve her zaman olduğu gibi Selahattin Demirtaş o dört duvar arasından milyonlara ulaşmayı başardı bir kez daha. Ve geçen hafta kitap fuarında adeta kitap mitingleri gerçekleşti. Binlerce insan bir günde o fuarda kitaplarını imzalatmak için yarıştılar. Ben burada bütün bu kitap mitingine emek veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Ve şunu söylemek istiyorum, ne yaparlarsa yapsınlar, Selahattin Demirtaş'ı bu halkın kalbinden, yüreğinden söküp atamazlar. Değerli arkadaşlar, Grup Başkan Vekilimiz Ahmet Yıldırım da söyledi. Uğur Kaymaz'ın ölüm yıl dönümü ve dün gerçekten de Dünya Çocuk Hakları günüydü. Ve Türkiye'de çocukların ne kadar büyük bir acı yaşadığını, ne kadar savaşın, şiddetin, çatışmanın, sömürünün ağır yükünü taşıdığını hepimiz biliyoruz. Yayınlanan raporlar çocukların her gün istismar edildiğini, her gün sömürüldüğünü ve çocukların iyi bir gelecek için, güzel yarınlar için destekleyen hiçbir politikanın da hayatta olmadığını gösteriyor. Uğur Kaymaz'ın unutturulmaya çalışıldığı bir ülkede yaşıyoruz. Uğur Kaymaz babasıyla birlikte evinin kapısının önünde silahlı kolluk güçlerini silahla öldürdüğü bir çocuk, yanına da bir silah konmuştu. Terörist süsü vermişlerdi. Her zaman yaptıkları gibi. Uğur Kaymaz'ı unutmamak, onu öldürenlerden hesap sormak için yerel yönetimlerimizin Uğur Kaymaz'ın heykelini dikmesi, Ceylan Önkol'un yine böyle bir devlet şiddetiyle öldürülen Ceylan Önkol'un isminin parklara verilmesine karşılık kayyumlar onların isimlerini, heykellerini ortadan kaldırdılar ve bu hafızayı yok etmek istiyorlar. Biz asla bu hafızayı yok edenlere karşı unutmayacağımızı, ne zaman olursa olsun er ya da geç bu insanlık suçunun cezasını, hesabını soracağımızı söylemek istiyorum. Anayasa Mahkemesi milletvekilimiz değerli Gürsel Yıldırım hakkında kararını verdi. Bizler doğrusu bu kararı Türkiye demokrasisinin bu sıkışan kavşağında ön açan, nefes aldıran bir karar olarak geleceğini zaten beklemiyorduk. Çünkü biliyoruz ki sarayın tahakkümü altındaki bir hukuk sistemi var Türkiye'de ve Anayasa Mahkemesi de işte bu hukuk sistemi içerisinde anayasayı, yasaları, halkın haklarını, siyaseti, demokratik siyaseti koruması gerekirken ondan beklendiği gibi o hali korumayı, tek adam rejimini korumayı tercih etti ve gerçekten de içler acısı bir karara imza attı. Bu karar Türkiye demokrasisi için utançtır. Bir utanç kararıdır. Hele hele gerekçesi, kararın gerekçesi tamamen bu ülkenin AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı'nın beyanatlarından copy paste yapılmış gerekçelerdir ve hukuk adına, adalet adına Türkiye'de artık tuzun da koktuğunun göstergesidir. Bizler Anayasa Mahkemesi'nin bu kararını kınıyoruz ve Türkiye'ye demokratik siyasetinin önünü açmak için
Türkiye halklarının mücadelesini, demokrasi mücadelesini yükseltmekte. Bunun için bedel ödesek de bu çabada inatla, ısrarla bu çabayı sürdürmemizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Biz haklıyız, meşru ve haklı bir konumdayız. Türkiye demokrasisinin içinde bulunduğu bu ağır dönemi demokrasiden yana aşmak için eş genel başkanlarımız, milletvekillerimiz ve partililerimiz olarak asla susmadık, asla sessiz kalmadık. Haklılığımızı saraya bağlı bu AYM mahkemesinden, Anayasa Mahkemesi'nden değil, halkımızdan alıyoruz ve bizleri seçen milyonlara karşı sorumluyuz. Bu mücadeleyi onlarla birlikte sürdüreceğiz. Kimse umutsuzluğa kapılmamalıdır. Bu karara, bu utanç verici karara rağmen kimse umutsuzluğa kapılmamalıdır. Biz bu karanlığı aşacak güce ve mücadele tarihine sahibiz. Değerli arkadaşlar, yine Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanını seçti ve bizim de bir adayımız vardı. Milletvekilimiz Selma Irmak. Bakın, bizim bu mecliste Selma Irmak'ın da söylediği gibi meclisin 3. partisinin %20'ye yakın milletvekili siyasetin dışına atılmış durumda ve bugün seçilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı bugüne kadar bu açıdan, bu siyasetin, demokratik siyasetin işleyişi açısından en ufak bir görev, sorumluluk almamıştır. Yine seçilmiştir. Çok lüzumsuz işlerle uğraşan bir başkan olarak anılacaktır tarihte. Bu partinin milletvekillerini, siyasetçilerini bir gün olsun onların haklarını arayan, soran bir konumda olmamıştır. Yine bu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçiminde adayımız Selma Irmak ve hapishanedeki milletvekillerimiz, eş başkanlarımız da oy bile kullanamamıştır. Artık gelin görün siz bu millet meclisinin nasıl bir millet meclisi olduğunu tahmin edin. Kasım her sene kadınların mücadelesini yükselttiği bir tarih. Mirabel kardeşlerin başlattığı, onların Dominik Cumhuriyeti diktatörünün katletmesinden sonra dünya halklarının, dünya kadınlarının andığı ve mücadele gününe dönüştürdüğü bir tarih. Bütün dünyada diktatörler onları hedef alan, demokrasiden, barıştan, özgürlükten yana mücadele edenlere karşı aynı yöntemleri kullanıyorlar. Aynı baskı, şiddet politikalarını hayata geçiriyorlar. Ve bu özellikle kadınlara yönelen şiddet, kadınlara yönelen cinsel şiddetle birleşen devlet şiddeti, katliamlar, belki o an o diktatöre bir anlık nefes aldırmış olabilir. Fakat işte dünya kadınlarını ayağa kaldıran ve dünyadaki demokrasi mücadelesini, kadın mücadelesini, özgürlük mücadelesini yükselten bir tarih olmuştur. Dünyada kadınların diktatörlere karşı sesini yükselttiği bir gün olarak anılmaya başlanmıştır. Bizler de Türkiye Kadın Hareketi, Feminist Hareket, Türkiye'de bugünü hem erkek şiddetine karşı hem de devlet şiddetine karşı dayanışarak birlikte sokaklarda anıyoruz. Ve aslında bir gün değil, her gün kadına yöneltilen şiddetle mücadele günü olarak mücadelemizi yükseltiyoruz. Türkiye'de egemen sistem, erkek egemen kapitalist politikalarını her geçen gün daha da yoğunlaştırılıyor. Hele hele AKP saray rejimi aslında 15 yıldır tam da içinde bulunduğumuz bu OHAL'i kadınlara
yönelik olarak uyguluyor. Kadınlar diyebiliriz ki AKP saray iktidarında tam bir OHAL yaşıyorlar ve bu politikalar kadın düşmanı, cinsiyetçi, eril politikalar, kadına yöneltilen politikalar hayatın her alanında kadınları, kadınların yaşamını kötüleştiriyor. Buna karşı bizler dayanışmayla mücadeleyi yükseltiyoruz. Özellikle kadın örgütlerinin yükselttiği mücadele, kadına yönelik şiddetle mücadelede en başat rolü üstleniyor. Bununla ilgili olarak geliştirdiğimiz stratejiler hem yasalardaki değişiklikler hem de uygulamadaki sorunlara dair kadınların kazanımları şimdi OHAL bahane edilerek tekrar ortadan kaldırılmaya, geriye dönerek özellikle yasalardaki kazanımlar sökülmeye başlandı, ortadan kaldırılmaya başlandı ve bu kazanımlar işte bu kanun hükmünde kararnamelerle, bu yaratılan darbe ortamıyla, darbe karanlığıyla tamamen tasfiye edilmeye çalışılıyor. Değerli arkadaşlar, kadınlara yöneltilen şiddetin AKP döneminde %1400 arttığını biz görüyoruz ve bu aslında belki de bizim kayıt altına alabildiğimiz rakamlar. Bu rakamların çok daha yukarıda olduğunu biz tahmin ediyoruz. Çünkü bu şiddet hem çocuklara yönelik yapılan istismar ve cinsel saldırılar hem kadınlara yönelen şiddetin çok küçük bir parçası ancak adalet kurumlarına intikal edebiliyor. %10, %11 bandında ancak seyredebiliyor. Düşünün ne kadar büyük bir ne kadar karanlık bir ortamda kadınlar aslında bulunuyor, yaşamı sürdürüyor. Şimdi eğitim sisteminde kadınlara yönelik bu artık ninelerimizin bize anlattığı hikayelerdeki duruş, o dönemdeki olumsuz politikalar bugün eğitim sisteminde müfredatın içerisine sindirilerek oralarda meşrulaştırılıyor ve yeni kuşaklar tek adam rejiminin kendi tabanı, kendi oy havuzu bu şekilde yaratılmaya çalışılıyor. Bugün eğitim sisteminin ne kadar büyük sorunlarla karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Eğitim sistemindeki dinselleştirilme, paralılaştırmanın getirdiği sonuçlara bir de aynı zamanda makul kadın tipinin üretildiği bir sistem olarak yaklaşıldığını da biz burada görmekteyiz. Kadınlar ev içi işlerde görünmeyen emeğinin yağmalandığı, aynı zamanda yeniden üretimi hayata geçiren varlıklar olarak görülüyor. Aslında bu iktidar insani olan yönlerini tamamen yok etmiştir. İnsana bakarken ya asker olarak görüyor ya yeniden üretim yapan, çocuk doğuran kadınlar olarak görüyor. Bir insana yaklaşımı rakamlarla, istatistiklerle ancak insanlara yaklaşabiliyor. Tamamen aslında toplumu, bu halkın çocuklarını, kadınlarını kendi siyasi amaçları için bir araca dönüştüren bir iktidar ile biz karşı karşıyayız. Özellikle kadın cinayetlerinin bu kadar yaygınlaşması, iktidarın kullandığı eril dile ve iktidarın yarattığı savaş politikalarına, çatışmacı, kutuplaştırıcı politikalara bağlı olarak daha da yoğunlaşıyor. Ve bu politikalar aslında iktidarın tam da bugün kendi bekasını kurtarmak için ortaya koyduğu politikalardır. Türkiye'nin beka sorunu var. Türkiye tehdit altındadır diyerek aslında kendi iktidarının beka sorununa karşı tahkimat yapmaktadır. Türkiye'de kadınlar çalışma yaşamında
yer alamıyor. Erkeklerin yer aldığı oranın sadece ve sadece yarısına kadar Türkiye'de kadınlar istihdama girebiliyor. Dünyadaki özellikle batıdaki kadın istihdamı oranlarının yarısından daha düşük bir kadın istihdamı Türkiye'de var. Bu çok önemli çünkü kadınların erkeklere bağımlı ve devletin yardımlarına bağımlı olmadan kendi ayakları üstünde durabilmesi ancak ve ancak çalışmaya, eğitime ve kendini gerçekleştirme olanaklarına erişimiyle mümkün olabilir. Bu olanakları tamamen ortadan kapatan, önünü kapatan iktidar politikaları, kadınları eve hapseden, kadınları sadece aile içerisinde, sadece çocuklarla birlikte anan iktidar politikaları aslında kadınların bugün yaşadıkları temel sorunların yaratan politikalardır. Bizler biliyoruz ki ve hatta bütün dünya biliyor ki eğer kadınlar çalışma yaşamına erişemiyorlarsa, iyi işlere erişemiyorlarsa kadınların aslında ev içi bakım hizmetleri, bakım rolleri bunun nedenidir. Kadınlar toplumsal cinsiyet rolleri sebebiyle bu şekilde toplumda konumlandırılmakta, bu şekilde ikinci cins haline gelmekte, ötekileştirilmektedir. Bu bilindiği halde bu sorunun, kadınların sorunlarının çözülemeyişi aslında hem kadına yönelik şiddetin politik olduğuna hem de kadınların toplumdaki eşitsizliklerin politik bir mesele olduğuna işaret ediyor. Bakın biz işte bu politik sorunu gözlemlediğimiz için, bu politik sorunu tespit ettiğimiz için kadınların siyasete katılmasının, kadınların siyasi temsilde eşit temsilinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü yasaları yapanlar, bütçeleri yapanlar, erkekler ve erkek egemen kapitalist anlayış olduğu zaman işte kadınlara burada ev içi roller, bakım hizmetleri ve güvencesiz çalışma rolleri kalır. Türkiye'de sömürünün sınırsız bir şekilde yaygınlaştığı alan kadın emeğidir. Kadınların ne içerideki emeği, ev içindeki emeği yeterince karşılık bulabiliyor, ne de kadınların çalışma yaşamındaki emeği, değerini görebiliyor. Çalışma yaşamına da bugün baktığımız zaman tamamen erkeklere yönelik bir alan olduğunu, erkeklere göre düzenlenmiş bir alan olduğunu görüyoruz. İşçi sağlığı iş güvenliğinden tutalım da aslında eşit işe, eşit ücret meselesine kadar kadınlar çalışma yaşamında da ağır sorunlar yaşıyorlar, güvencesizlikle karşı karşıya kalıyorlar. Bugün aslında istatistikler, önümüze konan istihdama yönelik istatistikler kadınların nasıl işlerde çalıştığını da bize anlatmıyor. Sadece bazı rakamlar var, işte kadınlar %30 istihdam ediliyor deniyor. Ama bunun çok önemli biri bölümü tarımdaki istihdam. Yani burada kadınlar doğru düzgün ücret dahi alamıyorlar, sosyal güvenceden uzaklar ve yine buradaki ağır çalışma koşullarına karşı hiçbir çözüm üretilmediği alanlarda çalışıyorlar. Ya da kadınlar ev eksenli işlerde çalışıyorlar ya da ev işçisi olarak çalışıyorlar. Parça parça işlerde ya da görünmeyen taşeron şirketlerde özel istihdam bürolarında görevlendirilerek çalışıyorlar. İşte bu işleri biz işten dahi saymıyoruz. Bunlar kadınları köreleştiren, kadınları ağır ekonomik şartlara dan kaynaklanarak, ekonomik şiddet uygulayarak büyük bir sömürüye maruz bırakmaktan başka bir şey değildir. Bunlar aslında sermayeye ucuz iş gücü sağlamanın, ucuz emek sağlamanın bir yoludur. Bizler bu nedenle diyoruz ki kadınların eğer istihdamı gerçekten isteniyorsa, kadın istihdamını artırmak istiyorsa bu iktidar, o zaman bu bakım hizmetlerini, ev içi emeği kamusallaştırması, toplumsallaştırılması lazım. Çocukların kreşlerde, parasız kreşlerde
kaliteli eğitim alması ve eşit bir şekilde bu eğitimden yararlanması gerekiyor. İşte siz kreşleri yaygınlaştırırsanız, çocukların kreş hizmetinden, devletin sunduğu kreş hizmetinden yararlanmasını sağlayabilirseniz, o zaman kadınlar da kendilerini geliştirme, eğitimden yararlanabilme ve akademik hayata katılabilme, sosyal hayata, siyasal hayata katılabilme açısından kendisini daha da özgür hissedecektir. Ama AKP Saray iktidarının böyle bir amacı tabii ki bulunmuyor. AKP Saray iktidarı kadınları aslında kadınlara karşı kullanmak, kadınları kadınlara karşı konumlandırarak buradan ırkçı, öjenik politikalarına yol açmak istiyor. İşte Müslüman kadınlar 15 çocuk doğurun çünkü teröristlerin 15 çocuğu var diyerek aslında işte hem kadınları Müslüman, Müslüman olmayanlar olarak ayrıştırıyor bir taraftan, bir taraftan da bu ülkede en çok çocuk doğuranları yani Kürtleri düşman ilan eden, Kürtleri Kürtlere karşı savaş ilan eden, Kürtlerin karşısında, Kürt kadınlarının Kürtlerin karşısında başka kadınları düşman konumunda konumlayan, ötekileştiren, kutuplaştıran politikalarına işte burada yine kadınları alet ettiğini görüyoruz. Bizler Türkiye'li bütün kadınlara buradan sesleniyoruz. Türkiye'li kadınlar işte AKP Saray iktidarının bu politikalarına karşı daha fazla kadın dayanışması, daha fazla kadın örgütlülüğü diyerek ancak kurtuluşu bulabilirler. Elbette hiç kimse kurtulmuş kadınlar değil. Hiçbirimiz kurtulmuş kadınlar değiliz. Hiçbirimiz kadınlara yukarıdan bir şeyler dayatmak gibi bir konumunda değiliz. Bizler ancak birlikte kurtulabileceğimizi, kadınlar ancak bir arada mücadele ederek ve dayanışarak kurtulabileceğini biliyor ve bunun çabası içerisindedir. Kadına yönelen erkek şiddetinde de biz aynı politikaları savunuyoruz. Kadına yönelen erkek şiddeti ancak kadınların öz savunmalarıyla, kadınların kendi kendilerini, arkadaşlarını, çevresindeki kadınları örgütleyerek, gücünü daha da büyüterek, mücadele ederek ve hem devletin erkek egemen zihniyetiyle hem de erkeklerin zihniyetiyle mücadele ederek ancak kadınlar bu erkek şiddetinden ve devlet şiddetinden ancak muaf olabilirler. Değerli arkadaşlar, bizler siyasette kadınların katılımını en çok destekleyen parti olarak hayatın her alanında eşit temsili savunduk ve parlamentoda da aynı şekilde eş başkanlık sistemiyle ve eşit temsil sistemiyle yer aldık, siyasete katıldık. Fakat bugün AKP Saray iktidarı tam da kadınlara yönelttiği bu saldırılarla parlamentodaki bu kadınların siyasi temsiline de öncelikle saldırmıştır. Öncelikle Figen Yüksekdağ'ın ve dört arkadaşımızın milletvekillerini Besime Konca, Nursel Aydoğan milletvekilliklerini düşürerek kadınların siyasete eşit bir şekilde katılımının önünü kesmeye çalışmaktadır. Halbuki Türkiye'nin uluslararası alanda baktığımız zaman, oralardaki ölçeklerde, gelişmişlik ölçeğine baktığımız zaman Türkiye'nin yüzünü ağartan endeksi işte bu siyasete kadınların eşit katılımını sağlayan HDP politikaları vermiştir. Dışarıda bu politikalarla övünenler bugün içeride kadın siyasetçilerin vekilliklerini düşürerek ve onların siyasi temsilini elinden almaya çalışarak kadınlarla, kadınların sesini kesmek istiyorlar. Fakat biz her yerde kadınlar olarak sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Bizim için hayatın her alanı kadınların siyaset yaptığı alandır ve bu hayatın her alanında var olmaya devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Bugünlerde
Türkiye'de savaş politikalarının yükseltildiğini söylüyoruz. Aslında 7 Haziran'dan bu yana yükseltilen bir politika bu, çatışma kaşınarak ve daha da keskinleştirilerek bugünlere gelindi. Türkiye sanki kuşatılmış ve sanki Türkiye bu kuşatılmışlık altında kendi geleceğini, halkların geleceğini savunuyor. Öyle mi diye baktığımızda hayır. Türkiye aslında tek adam rejimiyle kuşatıldı. Hukuk tamamen ortadan kaldırıldı. Ve bir diktatörlük adım adım tahkim edilmeye çalışılıyor. Ve biz aslında böyle bir süreç yaşıyoruz. Tek adam rejimi kendisini bu topluma dayatıyor. Yüzyıllık sorunları tekrar aynı şekilde daha önce olduğu gibi savaşarak çatışma içerisinde tekrar eden güya çözüm yollarıyla çözdüklerini söylüyorlar, çözmeye çalıştıklarını söylüyorlar. Ne yazık ki AKP saray rejimi bu güvenlikçi politikaları için yanına bu ülkede Ergenekon'uyla, MHP'siyle belli bir kesimi alıp kendi ittifaklarını güçlendiriyor. Biz 16 Nisan'da meşru olmayan bir anayasa referandumu yaşadık ve bu anayasa referandumuna toplumun yarısından fazlası hayır dedi. Ve aslında bugün enflasyona bakarsak, işsizliğe bakarsak, gelen tabutlara bakarsak toplum büyük bir kriz yaşıyor. Bu krizin karşısında bu oranın çok daha yüksek olduğunu, gerçekleri görenlerin çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin nasıl bir cehenneme doğru sürüklendiğini görenler daha fazla. Fakat nedense bu cenah ittifaklarını bir türlü güçlendiremiyor, genişletemiyor. Bugünlerde milli ve yerli politikaları AKP saray rejiminin yanına daha fazla milli ve yerli ideolojiyi çekebilmek için, bu cenahtan birilerini daha devşirebilmek için Atatürk'e sarılmış durumda. Daha fazla yanına bu tek adam rejimini tahkim etmek için Zarrab'a sarılmış durumda. Daha fazla tek adam rejimini güçlendirmek için Afrin'e sarılmış durumda. AKP saray rejimi kendi ömrünü uzatabilmek için, kendi suçlarını örtebilmek için, kendi ittifaklarını geliştirebilmek için her kılığa girebiliyor. Adeta Bukalemun gibi her rolü oynayabiliyor. Bakın, geçenlerde AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın danışmanı kalktı, Ahmet Kaya'nın mezarlığına çiçek koymaya gitti. Siz Ahmet Kaya'yı nasıl anabilirsiniz ki? Onun yoldaşlarını katledenler, onun yoldaşlarını rehin alanlar nasıl anabilir ki Ahmet Kaya'yı? Ama her şeyi kendi politikalarına araçsallaştırmaya, alet etmeye çalışıyorlar. Bugünlerde bir telaş, bir heyecan, efendim neymiş? Rıza Zarrab'la ilgili olarak etekleri tutuşmuş. Niye sizin bu kadar eteğiniz tutuşuyor ki Rıza Zarrab için? Hani Rıza Zarrab'ın gözaltına alınması, tutuklanması sizin için önemli değildi? Sizin ilginiz, alakanız yoktu. Niye bu kadar telaşlısınız? Rıza Zarrab bu halkın sorunu değil. Rıza Zarrab rüşvetleri dağıtırken, kara paraları aklarken, bu ülkede suç işlerken, onun dağıttığı rüşvetlere muhatap olmuş, bileğindeki saatle, makaracı bakanlarla, bu kişileri siz zamanında yargılasaydınız, o zaman bugün belki Rıza Zarrab sorununuz da olmayacaktı.
Ama siz bakanları yargılamak yerine onların korudunuz, kolladınız. Şimdi diyorsunuz ki efendim Rıza Zarrab meselesi siyasi bir saldırıdır. Türkiye'ye siyasi bir saldırı yapılıyor. Ya bizim eş genel başkanlarımız, milletvekillerimiz, partililerimizin konuşmalarından, politikalarını anlatmalarından kaynaklı olarak tutuklanması siyasi mesele olmuyor da Rıza Zarrab'ın verdiği rüşvet nasıl siyasi bir mesele oluyor? Gerçekten bu ülkenin içinde bulunduğu siyasi iklim, zehirli iklim, işte bizlerin aklıyla alay edecek bu cümlelerin kurulmasına da müsaade ediyor. Türkiye'yi ırkçılıkla, şövenizmle zehirleyerek, vatan, millet, milli, yerli diyerek Türkiye'deki işlenen suçların, AKP saray rejiminin işlediği suçların üstünü örterek, işte bu şekilde sanki Türkiye'ye karşı bir şey varmış gibi bizleri konumlandırmaya çalışıyorlar. Pis kokular geliyor, evet. 27 Aralık'ta da pis kokular ortaya saçılacak ve bu pis kokular ne Atatürk'le, ne bayrakla, ne yerli milli hamaset nutuklarıyla örtülebilir. Bu halklarımızın sorunu değil, Türkiye halklarının meselesi değil, bu AKP saray rejiminin Erdoğan'ın meselesidir değerli arkadaşlar. Hesap vermesi gereken Erdoğan'dır. Değerli arkadaşlar, bakın Anayasa Mahkemesi ciddiyetsiz bir gerekçeyle bizim eş genel başkanlarımızı, milletvekillerimizi içeride tutarken ciddiyetsiz gerekçe Gürsel Yıldırım'ın başvurusunaydı. Ama bu daha da genelleştirilecektir mutlaka. Bunu amaçlıyorlar. Bu gerekçelerle bizim sesimizi kesmeye çalışıyorlar. Bizim politikacılarımızı, siyasetçilerimizi rehin almaya çalışıyorlar. Çünkü işte bu sesleri kısmak istiyorlar. Bu gerçekleri anlatan sevgili Selahattin Demirtaş'ın sesini kısmak aslında onların bütün derdi bu. İşte bu da böyle günlerde ortaya çıkıyor. Ve yine bugünlerde Türkiye Afrin'e kafayı takmış durumda. Siz Afrin'e niye bu kadar kafayı takıyorsunuz? Afrin hemen yanı başımızda Kürt halkının IŞİD çetelerine karşı verdiği mücadeleyle kendisine yeni bir yaşam kuran eşitlikçi, özgürlükçü, cinsiyet özgürlükçü, demokratik bir yaşam kuran Kürt halkının yaşadığı bir coğrafya. Ve Suriye içinde bulunduğu bu savaşı demokratik yöntemlerle, siyasi çözümle sonuçlandırmaya çalışıyor. Bugün Suriye'deki güçler, bölgedeki güçler bunun için müzakere masaları kuruyorlar. Türkiye'nin yapması gereken işte burada Kürt halkının da bu demokratik çözüm içerisinde yerini almasını sağlamaktır. Bunu desteklemektir. Ama bakıyorsunuz Türkiye hükümeti durmadan o masada Kürtler bulunmasın diye çabalıyor, Kürt takla atıyor. Kürtler bir statü sahibi olmasın diye kendini parçalıyor. Siz Kürtlerin bu kadar statü elde edememelerinin önünde durdukça aslında kendi evinizdeki sorunları da çözemezsiniz. Kendi Kürtlerinizle de barışamazsınız. Zaten öyle değil midir ki kendi Kürtüyle, Kürdüyle barışamayan Türkiye işte bu savaş politikalarının maliyetlerini, bedellerini ödemek zorunda. Bugün faizler artıyorsa, dolar yükseliyorsa,
Pahalılık arttıysa, işsizlik büyüyorsa, içine düştüğümüz bu kriz ortamı yaşanıyorsa, bunun altında yatan işte bu öngörüsüz, savaşçı, silah baronlarına hizmet eden politikaları savunmaktır. Tam tersine bizim yapmamız gereken Afrin'e destek vermektir. Rojava'ya destek vermektir. Suriye'deki demokratik çözüme destek vermektir. Biz bir kez daha Türkiye'yi Suriye'nin demokratikleşmesine, Irak'ın demokratikleşmesine destek verme politikalarını davet ediyoruz. Bakın Güney Kürdistan'da aynı şeyi yaptı. Güney Kürdistan referandumuna aynı şekilde saldırdı. İşte Güney Kürdistan'da yaptığını bugün Afrin'e karşı gerçekleştiriyor. Şimdi çıkmış diyor ki efendim biz Kuzey Irak'a deprem için yardım ediyoruz. Bu utanmazca politikalara artık bir son verilmelidir. İnsanlara ihtiyaçları olduğunda bir paket makarna vererek, bir işte yardım ederek onların sizin işlediğiniz suçları görmeyeceğinizi mi düşünüyorsunuz? Sizin aslında amacınızın Kürtleri her şekilde yok saymak, onların kazanımlarını yok etmek olduğunu bütün dünyadaki Kürtler biliyorlar. Bütün Suriye Kürdistan'ında da, Irak Kürdistan'ında da, İran Kürdistan'ında da, Kürtler Türkiye Kürdistan'ında da aslında sizin Kürt düşmanı bir politika yürüttüğünüzün farkındalar. Bunu hangi kılıkta yaparsanız yapın artık maskeleyemiyorsunuz. Artık bunun önüne geçemiyorsunuz demek istiyorum. Değerli arkadaşlar, bizler demokrasi mücadelesini yükseltmek için kendi ittifaklarımızı en geniş şekilde çoğaltmak durumundayız. Kimse efendim Atatürkçüler Atatürk'ü andı diye, efendim yerli ve milli dediği için milliyetçiler, işte mütedeyyinler kazanımlarımızı ancak bu iktidar korur diyerek bu iktidarı desteklemesinler. Şunu bilsin ki herkes, ancak ve ancak demokrasi bizim kazanımlarımızı güvence altına alabilir. Eğer biz demokrasiyi inşa edebilirsek bu coğrafyada, o zaman demokrasi mütedeyyinin kazanımını da korur. Bu ülkeyi seven herkesin yararına bir çözümü de bulur. Bu ülkenin kurucusu olan Atatürk'e bağlı olanlar da ancak ve ancak demokrasi ile birlikte yaşamı, ortak bir geleceği kurabilir. O yüzden hangi siyasi tandansımız olursa olsun bizler demokrasiyi kurmakla yükümlüyüz. Tek adam rejimini yıkalım, o hali ortadan kaldıralım ve bu ülkeyi bir normalliğe götürelim. Demokratik bir Türkiye için, cumhuriyeti demokratikleştirmek için el ele verelim. Bunun için birlikte olalım. Bu hamaset nutuklarına, bu dış mihraklar masallarına artık bu ülkenin halklarının karnı tok. İster mütedeyyin olsun, ister başka olsun. Her birimiz aslında bu kör politikaların bedelini ödüyoruz. Bu politikaların, önünü göremeyen politikaların bedelini ödüyoruz. AKP saray rejiminin suçlarının bedelini bu halk çekmek zorunda değil. Emekçiler çekmek zorunda değil. Kadınların hayatı böyle her geçen gün daha da kötüye gitmek zorunda değil. Bizler bunu değiştirebiliriz. Bizler bu ülkede barışın güvencesiyiz. Barış için zaten mücadele yürütüyoruz. Barışın ve umudun güvencesi bizlerin mücadelesidir. Türkiye'de bugün eğer demokrasi adına hala mücadele yenilmemişse, ayaktaysa, işte o da demokrasi güçlerinin yükselttiği bu mücadele sayesindedir. Bugün Nuriye ve Semih'in ödediği bedel, siyasi tutsakların ödediği bedeller, işte bu demokrasi
mücadelesi içindir. Cumhuriyeti demokratikleştirme davası içindir. Ortak bir yaşamı birlikte inşa edebilmek içindir. Ve bizler bunu başaracağımıza inanıyoruz. Mutlaka ve mutlaka kazanacağız diyoruz. Ve hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum değerli arkadaşlar.